Fakat Edirne Trafik Tescil Müdürlüğü 2,5 aydan beri ehliyetimi yazıyı bana verdi. Ehliyetim vermiyor, kaybetmişler şu anda. Tekirdağ'dan aldığı ehliyetine eli konulan Ahmet Ayan, Tekirdağ'dan Edirne Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne resmi yazının ekinde gönderildiğini iddia ettiği ehliyetine ulaşamıyor. 2,5 aydır mağdur olduğunu söyleyen 28 yıllık memur Ayan, kendisini mağdur edenleri Başbakanlık İşlem Bilgi Merkezi'ne şikayete hazırlanıyor. Ayan, paramla malımla rezil oldum, mağdurum diye konuştu. Ehliyetimi Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne Kurban Bayramı'nda 2013 yılının 8. ayın 10'unda bayramlaşmaya gittim. Duran motorumu trafik polislerine, oradaki görevli nöbette yaka kartı veren, ziyaretçi kartı veren memur polisleri çağırıp motorumu bağlattı. Ehliyetimi Edirne Trafik Tescil Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisleri aldı. Ehliyetim Tekirdağ'dan alındığı için 50.153 nolu dosyaya daha o zamanlar göndermişler. Bu ehliyetim 2015 yılının 8. ayın 10'unda süresi doldu. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden de alkol için ehliyetimi geri almak için derse de girdim, sınava da girdim, kazandım. Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı da aldım. Sınavı kazandığıma dair ehliyetim verilsin diye de belgeler hepsi elimde mevcuttur. Tekirdağ Trafik Tescil'e 50.153 nolu dosyadan ehliyetimin Edirne'de oturduğumdan dolayı Edirne Trafik Tescil'e gönderilsin diye dilekçe gönderdim. Tekirdağ Trafik Tescil'de Edirne Trafik Tescil'e resmi yazıyı yazmış 24.2.2016 tarihli 1448 kayıt nolu resmi trafik tescilin, Tekirdağ Trafik Tescil'in resmi yazısına göre Edirne Trafik Tescil'e ehliyetim ekinde bu yazıyla beraber gönderilmiştir. Fakat Edirne Trafik Tescil Müdürlüğü 2,5 aydan beri ehliyetimi yazıyı bana verdi. Ehliyetim vermiyor, kaybetmişler. Şu anda Edirne Trafik Tescil memurlarının mağduruyum. Tekirdağ'dan Edirne Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne ehliyetim teslim edilmek üzere gönderildiğini belirten Ayan, ancak ehliyetin eline geçmediğini, kaybolduğunu iddia etti. Bu nedenle 2,5 aydır araç kullanamadığını ve mağdur olduğunu belirten Ayan, konuyu vali yardımcısına ilettiğini, ancak bir sonuç çıkmadığını belirterek, Ankara'daki Başbakanlık Bilgi İşlem Merkezi'ne konuyu taşıyacağım. 2,5 aydır trafik tescilim mağduruyum. Vergi dairesine trafik idari para cezası borcum da yoktur. Malımla paramla rezil oldum. Ehliyetimi alan onlar, kaybedenler de onlar, mağdur edenler de onlar dedi. Bu konu için Edirne Valisi, şu anda Edirne Valisi Mustafa Ergün'e de başvurdum. Artı trafik tescilin müdürü, Tekirdağ Trafik Tescilin Müdürü ile benim telefonumdan da görüştü. Kendi telefonundan da görüştü. Yine Edirne Trafik Tescil Müdürlüğü'nde görev yapan Abdullah Bey, trafik polisi Abdullah Bey trafik tescille Tekirdağ'la da görüştü yazıdan hariç. Artı Orhan Bey görüştü. Yazıdan hariç benim telefonumla Ayrı Bey görüştü. Gene trafik tescilde ceza işlerine bakan bu gibi işlerden sorumlu polisler görüştüğü halde ehliyetimi Edirne Trafik Tescil Müdürlüğü kaybetmiş. Ben 2,5 aydan beri arabamı da kullanamıyorum, motosikletimi de kullanamıyorum. Resmi yazıyı verdiler, ekinde Ahmet Ayan'a teslim edilsin diye Tekirdağ göndermiş. Edirne Trafik Tescil'e ehliyetimi alamıyorum. Peki, Edirne polisinin mağduruyum. Kayboldu burada diye. Kayboldu, kendi müdürleri de söylüyor kaybolduğunu. Valiye dahi söylediler. Mustafa Ergün'e dahi söylediler. Ne yapacaksınız bundan sonra peki? Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bundan sonra yapacağım Başbakanlık İletişim Merkezi'ne aynı belgeleri göndereceğim. Bu görevini yapan, ehliyetimi kaybeden ama Tekirdağ Trafik Tescil ama Edirne Trafik Tescil Müdürlüğü daha 5 sene süresi olan ehliyetimi kaybeden kişiler beni mağdur eden 2,5 aydan beri mağdur eden kişiler için gerekeni yapsınlar. Eski ehliyetimi bana teslim etsinler.